Show. Oo, saygılar, sevgiler. Yemeği geldi. Kız, yemeği geldi. Yemeği geldi. Bir yerde duramadık resmen. İkinci sıra dörtlü yakıp Milano'da. Milano'ya merkeze karavanla geldi. Milano'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Modanın kalbi. Hoş geldik. Yalnız modanın kalbinde ben böyle bayağı pijamalarımdayım. Ben de çok şıkım gerçekten. İki buçuk saat otopark aradık. Paralı, aracımıza uygun. 2,5 saat. Merkez dışına çıktık. Bak, merkez dışına çıktık park edelim diye. Hani metro ile falan da gelmeye razıydık. Merkez dışında da yoktu arkadaşlar. 2,5 saat. 10 kilometre karelik, böyle bir 10-15 kilometre karelik bir alanda biz karavanımıza yer bulamadık. Milano'ya gelecekseniz kesinlikle kampa park edip, yani 2 gününüzü buraya ayırın. Kampa park edin. Ondan sonra gideceğiniz yerleri gezin. Ben daha önce gezmiştim. Güzel bir şehir ama çok yani kalabalık, kaos. Bayağı İstanbul gibi. Trafik fena. Çok çok şeydi yani. Çok zorlandık. 2,5 saat ve 40 dereceye yakın bir sıcak var şu an. Bittik yani. O yüzden dedik yani zorlamanın bir manası yok. Elbet bir gün yeniden görürüz ya, Milano bu yani. Yani biz biraz köycüyüz. Köyleri falan evet, görmeyi tercih ediyorum açıkçası. Hani büyük şehir görmek ama buraya kadar gelmişken hani Milano'nun çok yakınındaydık. Hani bir tabii, tabii. Bir tık atalım istedim. Daha çok ben istedim ya aslında. İsra'ya göstermek çok aynen istedim. Bu şatoyu, işte ne bileyim, domu falan, kiliseler. Buradaki eserler çok çok iyi. Hani görmeni isterdim. Olsun. Ama biliyorsun beni. Yani ben çok uğraşırım, bulurum, ederim ama bu sefer yok ya, yıldım. Delirdik yani. Hakikaten. Vera da biraz üşüttü. Onun da gerginliği var biraz üstümüzde. O yüzden devam ediyoruz. Avignon'a doğru devam ediyoruz. Avignon. Daha içeride böyle ama Avignon. Bir sahile inip oradan öyle galiba gidiliyor. Tamam. Bana köy ver ya. Sana köy. Köy, tamam. Kasaba, onları göster bana. Tamam. Sana büyük köy. Büyük şehir istemem. Tamam. Teybi açıyor, geliyor buradan. Dans ediyor sonra. Vera. Yine bir köy, yine bir park. Çok güzel değil mi ya? Şu yeşil pancurlu eve bayıldım. Yeşil pancurlu ev alacağım sana. Hadi gel. Geldik. Bu arada bu nasıl bir park? Nerede park? Bir evin bahçesine girdik ama hadi bakalım. Nerede park? Aha, var. Bak şurada. Bu tam Vera'nın yaşına göre bir park. Evet işte aynen. Abi İtalya'nın eşeği de kaliteli. Şuna bak. Ve Giuseppe beni çağırıyor. Giuseppe. Tamam, okey. Sökeyim mi bu salıncağı? Kamprumeli fenerine takarız. Ha? Ya baksana. Harika. Aa. Kurabiye adamlar salıncak. Taklit yapıyor bu sürekli ya. Kurabiye adamlar salıncak yapmışlar Vera. Çok güzel ya. Değil mi? Bağlamak lazım da. Yapının güzelliğine bakar mısınız ya? Köyler daha güzel değil mi kızım? Ha? Daha güzel be köyler. Baksana kızım, evlere bak ya. Düzen. Buldu, güzel avluyu girer tabii. Beracığım, bu ne? Ekmek mi bakıyorsun babacığım? Ha? En sevdiği şey. Ekmek mi bakıyorsun sen? Ha? Gel kızım, gel. Evet. Ne o? Ne o? Tavuk mu o? Horoz mu o? Ne? Horoz galiba. Bak baktığına yapıştı. Thank you.
birazdan dünyanın en uzun tünellerinden birine gireceğim. Esra uyuyor. Klostrofobisi var. Eğer uyanırsa biterim yani. Uyanmadı. Tünelden çıktım. Hatta tünellerden. 12,5 kilometre tünel mi olur arkadaşlar ya? Ben bile daraldım. Esra delirirdi herhalde. Arkasından bir 3,5'ta zaten bir sürü 5 kilometre, 2 kilometre, 4 kilometre tünellerden geçtik. Kızcağızın klostrofobisi var. Günaydın. Camı. Nasıl mekan? İnanılmaz. Çok güzel ya. Ya daha başka bir şey. Değil mi ya? Ya gerçekten öyle. Tamam, deniz de şeydi. Başka bir şey yemeyeceğim ama. Bu bambaşka bir şey. Bu derinliği. Kelimeler kifayetsiz. Ay inanılmaz. Oh, multibeni. Emantel kaşarlı yumurtalı ekmek var bu sabah menümüzde. Efendim bu sabahki menümüzde emantel peynirli yumurtalı ekmek var. Bon appétit. O sole mio, aiurnate sole. Bak havalara bak, havalara bak. Ne oldu, söyleyemem mi ya? Hayret bir şey. Yani İtalya başarısız geçti biraz gezi konusunda. En azından hani tatlarını tada her köyde pizza yiye, kiloları ala, yanları şişire aşağı iniyoruz be ya. Hayret bir şey. Manato sole, o sole mio, bu sole mio, santon feafe, o sole mio, santon feafe, santon feafe. Kızım, baban eski operacı darlandı. Bravo. Evet, hanımım yumurtalı ekmek yemiyor. Ne yiyor? Omlet yiyor. O zaman
Peki emmenterli mi istersin peyniri yoksa Fransa'dan aldığımız Roquefort mu? Ne istersin yavrum? Bak, ha? Bak. Ne istersin bebeğim? Ay babalar 1500 bugün. Bu Roquefort'lar bu otobanlar nasıl çıkacak acaba? Efendimiz kahvaltınız hazır. Ay canım çok teşekkür ederim. Mon Dieu. Çok mersi. Bon appétit. Ah çok teşekkür ediyorum. Evet bu da şeyi gördü. Ah labne canavarı. Gel. Evet, Fransa'da da ilk işimiz park bulmak oldu. Allah'tan dinlenme tesisim de vardı. Bakın burada muhteşem bir şey var. Ne var? Kaseti boşalt, suyu doldur. Ben şimdi gri sularımı boşaltacağım. Muhteşem değil mi? Medeniyet işte. Bizde hala bunlar çok eksik. Kamp dışında yok. Yavrucuğum, karavanı son kez görüyor olabiliriz. Gerçekten öyle bir yere park ettik evet, ki. Evet yani hiç içime benimle sinmedi ama başka çare yok. Yok. Canadan sonra artık burayı da hani... Es geçemezdik. Evet. Geldik yağmur başladı ya, falan. Aslında. Hadi bir dolanalım bakalım. Hadi. Neymiş, ne değilmiş. İnsanlar koşup durur. Biz de pizza arıyoruz diyar diyar. He? Unuttuk sporu be. Unuttuk çoktan. Dönmemiz lazım işte. Nasıl oldu koşu? Hadi hadi devam et. Biz şimdi croissancı bulalım da bir tane. İtalya, Fransa, İspanya bu adamlar heykelin bence atası ya. Ha Yunanistan tabii de. Ama yani efsane şunlara bakar mısınız ya? Müthiş, müthiş, müthiş. Vay, şu güzelliğe bak be. Biraz tebessüm be. Gemiyi çalacakmış gibi bakma şuna ya. Bir fotoğraf çektirmedin. Vermezler o gemiyi sana. Hemen ya. Hemen, hemen, hemen. Gülüyor da. Mehmet ola kızım. Bindireceğim seni yakın zamanda böyle şeyleri. Çok severim dönme dolapları ama hiç binmedim biliyor musunuz? Hiç binmedim. Vallahi binmedim. Ay. Evet, sur içine hoş geldiniz. Geçtim. Geç bakalım. Ne? Musée Ingredon, Musée du Petit Palace, Collection Lambert, Musée Lapidaire, Musée Volant. Sokağın ortasında Fransızca mı çalışıyorsun? Hayırdır? Çok iyi. Bir uymuş o elbise. Saçmalama. Ha? Bir şey değil kızım. O elbise 300 euro. 300 euro ne kadar ediyor şu an? He? 300 euro ne kadar ediyor? Yola çıktığımızda 6000 lira ediyordu. Böyle akşam gezmek daha iyi olmadı mı? Çok güzel, serin serin çok. Hem güzel. Bize kaldı. Evet. Mağazalardan da bir şey almayacağımıza göre. Almayacak mıyız, alamayacak mıyız? Alamayacakız, alamayacakız. Çünkü biz dünyanın en doğusunda yaşadığımız için maalesef. Bu konuda geçelim. Aynen.
belki Pakistan'dan alışveriş yapabiliriz. Bu gezimizde sana Bilker yiyen diyorum. Çok saygımdan dolayı. Evet, bayağı iş. Bu herhalde Fransız bey etkisinden kaynaklanıyor bence. Bundan sonra bey diyeceğim. Bilker bana, bey. Evet, bey diye hitap et. Tamam. Ben de ona göre giyineyim. Evet, bizimki öttü. Alarmımız o bizim. Evet. O bizim alarmımız. Vallahi güzelmiş. Ben de beğendim bunu bak. Bakalım kaç paraymış ya. He? Bir şey değil be yavrum. 155 euroymuş ya. Bir şey değil ya. Nedir yani? Şurada böyle oturaydık. Açaydık şarapları. He? Şerefe diyeydik. Bizim yüzümüzden. Hadi. La Fourchette veda et. Tiyatro binası. Severim. Molière'in memleketi tabi. Muhteşem bir tiyatro binası. Çok iyi. Şimdi şu binada bir cimri izlemek vardı değil mi Molière'den? Evet. Neco izleyecektin. Fransızca. Fransızca anlardık ki. Evet doğru. Çok bildiğimiz, sevdiğimiz bir oyun. Aşinayız yani. Ne gülüyorsun? Düşüyorduk burada. Terbiyesiz. Binanın haşmetine bakar mısın? Haşmet. Fransa'ya yakışmadı bu kelime. Haşmet ne ulan? Haşmet ne? Haşmet ne ya? Şey, ne denir ona? Heybet diyelim. Heybet, heybet bence. Terbiyesiz. Çok hem heybet. Düşüyordum, ayağımı burktum, gülüyorsun. Hem kelimelerime gülüyorsun. Kızım, annem bana güldü. Arkamdaki bina Palas des Papes. Biraz İspanyolca gibi oldu. İspanyolca konuştum ama kusura bakma yani. İspanyolca konuştun. Seni yerim. Terbiyesiz. Çocuğumuzda ne oldu? Bebeği ayısı düştü. Bu Palas des Papes bir zamanlar Vatikan'a rakipmiş. Papalık sarayı burası. Papa'nın sarayıymış. Ben gidiyorum, vallahi gidiyorum bak. Sen bugün bana çok çok ayıp ediyorsun. Sen benim rehberliğimle dalga geçiyorsun. Çok kırıldım. Çok kırıldım. Ben şuraya oturup iki kadeh bir şey içeceğim. Karavanı nasıl kullanıyorsanız kullanın. Dönüşte alırsınız beni, Portekiz dönüş. Ben gidiyorum, Papa'ya gidiyorum. Ben Papa'ya gidiyorum. Sen şuraya bak, şuraya. Poz veremiyorsun. Öyle oluyorum ilk. Şu heykellerden farksınız. Yani. Hadi. Hadi, 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 hadi. Evet, bu bahçeleri gelin görün dostlar. Biz göremedik, kapandı. Muhteşem ya, muhteşem ya. Nasıl? Çok beğendim. İlk üçe girer mi? Girer, evet. Girer değil mi? Girer, girer.
girer yani. Ya şu detaylara bak ya. Dostlar sadece fotoğraf çekmeye bile gelinir buraya. Şu detaylara bak ya. Avignon'un her yerinde bambaşka eserler, muhteşem sokaklar, efsane heykeller var ya. Yavrum, bu kapının şans getirdiğine inanıyorlarmış. Koş koş koş. Bir girdi çıktı yapalım en azından son. He? Hadi. Dilek mi diliyoruz? Ne yapıyoruz? Ben dileyim ya. Öyle bir bilgi Google'da yazmıyor mu? Ben dileyim. Sen dile hadi. Hadi diliyorum. Hop. Gir bakalım. Evet, şimdilik Avignon'dan bu kadar. Hızlandırılmış Avignon turumuz sona erdi dostlar. Biz artık Portekiz'e doğru hareket edeceğiz. Yolda görüşürüz. Sağlıklı bir yolculuk için aracımızın parçalarını değiştirmek tabii ki çok önemli bir şey. Peki parçaları hangi sıklıkla değiştirmemiz gerekiyor? Yani Mercedes araçlarda modeli ne olursa olsun bir ürün bozulmadan değiştirilmesi taraftarı değiliz. Biz kendimiz mal satarken de aynı şekilde söylüyoruz. Vereceğimiz ürün için de soruyoruz. Yani bir kere kesinlikle ve kesinlikle ustadan teyit almak zorundasınız. Bunun montajını kim yapacaksa. Bu şöyle bir iş değil. Yani ben ona sordum, buraya sordum ya da işte forumlardan baktım. Bu böyle bir şey değil. Yani siz nasıl doktora gidiyorsanız bizle eczane kabul edeceksiniz. Önce bize değil, öncelikle ustanıza, kendi doktorunuza danışacaksınız. Ya da bunun montajını daha doğrusu kim yapacaksa onunla konuşacaksınız ki yani bir doktor nasıl hastasının hikayesini takip ediyorsa ustanız da sizin aracınızdaki durumu takip edecek. Biz sonra devreye giriyoruz. Biz orada sadece teyit aşamasında yardımcı oluyoruz. Bizim derdimiz yani sizin ihtiyacınızın sorunsuz giderilmesi, ürününüzü almanız, gittiğinizde de sorun yaşamamanız.